Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Game Sayfadan Irmak. Yepyeni bir inceleme videosuyla sizlerleyim. Bugünkü videomuz Oppo A60 ile karşınızdayım. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı sağlamlık testleriyle ünlenmiş bir telefon ve sosyal medyada bayağı bir güzel bir şekilde reklam yapılan bir telefon. Tabii ben sağlamlık testi konusunda bir şey yapmayacağım. Çünkü ben bana bedava gelen bir telefon değil. Ben kendi elimle, kendi imkanlarımla aldığım bir telefon arkadaşlar. O yüzden sağlamlık testi konusunda bir şeyler yapmayacağım ama inceleyeceğim telefonun sağına soluna bakacağız. Ürün kalitesine bakacağız ve nasıl olduğuna bakacağız telefonumuzun. Şöyle gelecek olursak ben telefonu Amazon'dan aldım. Amazon'dan satın aldım. Şimdi kutuyu şöyle görebilirsiniz. Niye böyle bu şekilde olduğunu da söyleyeceğim size. Ben mecburu Amazon'dan aldığım için, normalde başka zaman olsa mağazadan aldığım zaman orada deneyip de ya da şey yapıp da videosunu çekebiliyordum ama şu an Amazon'dan aldığım için mecburu kutunun içini açmak zorunda kaldım. O telefonu kendi imkanlarımla ufak birazcık test ettim. Ondan sonra kutuya tekrardan koydum ve hiç yeni açılıyormuş gibi yapacağım sizlerle. Öncelikle şöyle bir açayım kutumuzu. Sizin için özel bir de bantlamıştım, yani düşün arkadaşlar, o kadar güzel bir şekilde yapayım istediğim videomuzu. Şimdi biliyorsunuz adamların eline geliyor bunun telefonu, bunun videosunu çekiyorlar ama adamlara bedava geldiği için ve onlardan direkt firma gönderdiği için direkt açılış, kutu açılışı yapabiliyorlar. Zaten ezberledikleri şekilde direkt anlatım yapıyorlar. Ben dolaylı olarak bir insanın telefonu anlayacağı şekilde tanıttığım için arkadaşlar mecbur bakmak zorunda kaldım telefona. Şöyle Oppo A60 telefonumuzu şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Yine standart Oppo kutusuyla geliyor. Standart bir kutu. Öncelikle telefonumuzu açmadan önce özelliklerini yine not almıştım. Dediğim gibi ben ezberletilmiş şekilde kimseye ürün dayatmıyorum. O yüzden araştırıp bizim için gerekli olan özellikleri not alıp bu şekilde sizlerle buluşturuyorum. O yüzden böyle kağıda yazmak zorunda kalıyorum. Öncelikle Oppo A60 telefonumuzun darbelere karşı üstün bir koruma özelliği var. Bu da zaten telefonumuzu öne çıkaran en büyük özelliklerinden bir tanesi. 7.68 mm ultra inççe ekrana mevcut ve iki ayrı renk mevcut. Birisi gece moru ve dalga mavisi seçenekleri mevcut telefonumuzun. Üstün arttırılmış dayanıklılık özelliği mevcut. Daha sonra telefon IP54 sertifikasına sahip, su ve toza karşı dayanıklılığı özellikleri mevcut telefonumuzda ve normalde yağmurlu günlerde ya da ıslak elimizi falan vurduğumuzda ekranına dokunmatik olarak kullanamıyorduk. Farklı yerlere otomatik basıyordu telefon. Bu olay Oppo A60'da yok arkadaşlar. Daha sonra sulu ortamlarda, yağmurlu ortamlarda dediğim gibi rahat bir şekilde dokunmatik ekranı kullanabiliyoruz. Oppo A60'ın ultra parlak ekrana sahip. Bu tabi karanlık yerlerde daha üstün bir şekilde telefonu kullanma şekli kullanma şeklinde sahip oluyoruz ve 950 nit parlaklık seviyesinde olan bir LCD ekrana sahip. Bu da Android cihazlar arasında yine en yüksek parlaklık seviyesine sahip olduğunu gösteriyor ve her sesi rahatlıkla duymak için telefonda %300 ultra yüksek ses düzeyi modu mevcut telefonumuzda. 45 voltaj SuperVOOC hızlı şarj aletine sahipmiş telefonumuz. 30 dakikada, bu işte 30 dakikada, evet, 45 %50 falan telefonu doldurmamıza sebebiyet veriyor, neden oluyor. Akıllı şarj mevcut yine telefonumuzda. Akıllı şarjın olmasının sebebi arkadaşlar, %100 olduğunda telefon otomatikmen elektriği kesiyor. Bu da güzel bir şey. Zaten eski telefonlarda bu olay yoktu, biliyorsunuz. Sabaha kadar takılı olduğunda sabaha kadar da batarya dolmaya çalışıyordu. Bu da bataryanın şişmesine sebep olan en büyük nedenlerden birisiydi, patlamasına. Şu anki yeni Android telefonlarda böyle bir şeyin olması da gerçekten güzel bir durum. Ve 5000 mAh bataryaya sahip. Bu yine piyasadaki
telefonlarla hemen hemen aynı arkadaşlar. Ya 4500, 5000, 6000 mAh arasında bir batarya mevcut telefonlarda. Telefonumuzda da standart bir 5000 batarya mevcut arkadaşlar. Yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi mevcut telefonumuzda. Daha sonra Snapdragon 650 de 684G 8 çekirdekli bir 6 Gen 1 işlemciye mevcut ve geliştirilmiş bir Yonga seti 680 Snapdragon işletim sistemi. 8 çekirdekli bir telefonumuz, Android 14 işletim sistemi var. Şimdi Android 14 ama tam araştırmadım. 15 falan güncellemesi alıyor mu almıyor mu bilmiyorum telefonumuzun arkadaşlar. Ve tamamen bir fiyat performans telefonu bana göre. Snapdragon 680 işlemci güzel bir işlemci bana göre ve daha az güç tüketip daha az telefonu yoran bir işlemci. Böylece pilimiz daha çabuk şarj bitmemesine sebep oluyor. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Sonuçta işlemci telefonu yormadığı zaman daha az bir güç sarf ediyor. Daha az güç sarf ettiği için daha az şarjın gitmesine sebep oluyor arkadaşlar. Telefonumuzda esnek bir RAM mevcut. 8 GB RAM'i var ama bunu 6'ya ve 4'e düşürüp ya da yükseltebiliyoruz. Bu kişinin kullanım şekline bağlı ve 48 ay akıcılık koruma testleri yapılmış bir telefon. 48 ay boyunca rahat bir şekilde kullanım sağlama garantisi veriyormuş telefonumuz. Ultra kamera niteliği mevcut telefonumuzda. 2 tane 50 megapiksel ultra net çift kameraya sahip telefonumuz. Çözünürlük modu mevcut ve 8 megapiksel selfie kamerası mevcut arkadaşlar ve 360 derece NPC özelliğimiz de telefonumuzda mevcutmuş. Biliyorsunuz NPC özelliği kredi kartlarının vesaire telefon yoluyla kullanmamızı sağlıyor arkadaşlar. POS makinalarında falan. Bu özelliklerimiz de bu şekildeydi. Not aldığım şekilde. Bunu da bir köşeye atıyoruz ve telefonumuzu şöyle açıyoruz. Dediğim gibi mecburi telefonu açmak zorunda kaldım. Çünkü biliyorsunuz internetten aldığımız için sorun sıkıntı yaşarsam eğer geri göndereyim düşüncesi vardı. O yüzden biraz telefonu kurcalamak zorunda kaldım. Bayağı bir hoşuma gitti telefon. Şöyle ilk kez açıyormuş gibi size derle sunum yapacağım. Kusura bakmayın. Dediğim gibi durumumu anlattım. Şöyle telefonumuzu açacağız. Zaten açılım kurulum yaptığım için mecbur kurulum yapmayacak. Bir de onlarla uğraşmak istemedim sizlerin karşısında. Telefon ilk girişte hello diye açıyor. Buna takıldım ben çünkü telefon en azından bir merhaba diye şey yapabilirdi. İlk açılışta çünkü dil otomatikmen İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. Kendimiz Türkçe seçeneğini seçiyoruz. Bu benim için önemli bir şey. Kloros Android 14'ün işletim sistemi mevcut. Ve şöyle içinde arkadaşlar garanti mevcut. Garanti belgemiz bir sim kart açma aparatımız mevcut arkadaşlar. Bir adet şeffaf kılıfım mevcut. Şarj aletimiz mevcut. Kablosu ve şarj başlığı mevcut. 45 voltaj SuperHook şarj aleti mevcut telefonumuzda. Şöyle arkadaşlar bir girelim. Telefonun hızı arkadaşlar şöyle göstereyim. Gerçekten hız şey olarak bayağı güzel bir telefon. Hızı benim hoşuma gitti. Bu dediğim gibi bu segmentte bir telefon bulamazsınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı bir şeyimiz var ama benim ilgimi çeken bir telefonda her zaman nedir diye soracak olursanız benim ilgimi çeken telefonda kameradır. Kamera benim için önemli. Zaten daha önce Realme tanıttığım telefon, bir önceki incelediğim telefon Realme'ydi. Bunun kamerası zaten videolarımı o telefonla çekiyorum, bu telefonla arkadaşlar, Realme ile. Şöyle kamerasına bakacak olursak şöyle göstereyim. Gerçekten de şeyine göre, segmentine göre güzel bir kamera sınıfı var. Videomuza geçecek olursak arkadaşlar 720 piksel 30 fps ve 1080
Pixel 32 FPS olarak, özür dilerim, dilimiş olmadı. FPS olarak karşımıza çıkıyor. Benim kullandığım telefon 4K 30 FPS arkadaşlar bu arada. Yani şeyim güzel. Kamera kalitesi bu fiyat performansa göre gerçekten güzel. Telefon, fotoğraf, portre olmak üzere ve şöyle kendi açısından modları var arkadaşlar. Panorama vesaire vesaire ve şöyle profesyonel fotoğraf modu var. Telefonun ekstra güzel olarak bu da benim ilgimi çeken güzel şeylerden bir tanesi. Profesyonel sadece arka kamerasında mevcut, demek ki ön kamerasında yok. Şöyle kameramızı çevirelim. Şöyle baktığım zaman gerçekten de güzel bir kamera mevcut arkadaşlar. Başka profesyonel şunları anlayamadım, ne olduklarını bilmiyorum ama çok da şöyle baktığım zaman değişim bir şeyler oluyor mu? Fazla da kurcalamak istemiyorum açıkçası. Ama ne ki bu? Ha şey, renk şeyini, renk tonunu ayarlıyor vesaire vesaire. Orijinal şey neyse ona. Orada kullanılır 1125'te galiba. Böyle kalsın bakalım. Evet, burada bu profesyonel şeyleri falan bunlardan anlamıyorum. Ama kamera olarak güzel bir telefon. Hız olarak da şöyle, hız olarak dediğim gibi güzel bir telefon. Hızı gayet de güzel bir telefonun. Başka bakacağımız özelliklerden bir tanesi, arka birazcık bana şey geldi arkadaşlar. Sanki böyle düşse kırılacakmış gibi bir hissiyat verdi. Telefonumuzun kamera ve tasarım açısından gerçekten güzel bir telefon. Renk olarak da modu şeyi seçtik. Mor, gece morunu seçmiştim. Gerçekten de güzel, hoşuma gitti bu renkte. Koyu renkler gerçekten benim hoşuma gidiyor. Bu arada antrasit renk olmasına rağmen parmak izi tutmuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da ayrı bir güzel şey. Ve ön ekranı arkadaşlar gerçekten de sağlamlık hissiyatı bana veriyor. Gerçekten de sağlam duruyor. Yani bayağı bir sert arkadaşlar ekranı. Ama tabii dediğim gibi bunu oturup da denemeyeceğim. Ceviz kırmayacağım ya da çivi çakmayacağım. Çünkü ben parayla aldığım için telefonu, benim için şu an önemli. Kırılırsa biliyorsunuz ki bunu, açıklamasını da yapamayız. Boş yere gitmiş olur. Ben telefonu dediğim gibi internet üzerinden Amazon'dan satın aldım. Bayağı bir baktığımız zaman bayağı bayağı ekstradan özellikleri şeyimiz mevcut. Cihaz işte 680 Snapdragon işletim sisteminde mevcut. 5000 mAh bataryası var ve 2 adet saklama şeyi mevcut. Biri 128 GB versiyonu var, bir de 256 GB versiyonu var. Ben 256 GB versiyonunu kullanıyorum arkadaşlar. Aldım daha doğrusu. Şey, RAM konusunda da akıllı RAM arkadaş olayı böyle arttırabilip ya da azaltabiliyoruz. Telefonun ne için kullandığınıza bağlı. Artık oyun için kullandığınız zaman 8 GB RAM'i yükseltebilirsiniz ya da 6'ya düşürüp 4'e düşürebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar. Telefonumuz bu şekildeydi. Bayağı bir hoşuma gitti. Oppo A60 hem tasarımıyla hem de bayağı bir sağlam hissettiriyor. Özellikleri de dediğim gibi fiyatına göre güzel bir telefon. Tamamen benim gözümde fiyat performans ürünü. Telefon hakkında sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda videomun yorumlarına ya da sosyal medya hesaplarımdan takip ederek yazabilirsiniz. Burada kullandığım süre içinde düşüncelerimi sizler için paylaşabilirim. Tabi sormak istediğiniz sorular olursa her zaman sizlere yardımcı olurum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Oppo A60'ı da bu şekilde tanıtmış olduk. Dediğim gibi ben böyle hazır dayatılmış şeyleri sizlerle ulaştırmıyorum. Ben tamamen normal bir satıcı şey, alıcı olarak telefonu alıp sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Sizin için yardımcı olabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Videomuzu burada bitireceğim. Sormak istediğiniz soruları tekrardan dediğim gibi sosyal medya hesaplarımdan ya da YouTube'un videomun yorumlar kısmına yorumun yaparak
bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum ve elimden geldiği kadar anladığım her konuda videolara cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Videomu burada bitiriyorum. Yepyeni bir bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.